Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bir yılı geride bıraktık. Bakalım 2023'te burçları ve ülkemizi neler bekliyor? Uzman isimden dinleyeceğiz. Ünlü astrolog Aycan Balan konuğumuz. Hoş geldiniz Aycan Hanım. Hoş bulduk Ceylin Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. 2022 aslında karışık bir yıldı. O konuda da yorumlarınızı bekliyoruz. Peki 2023'te öncelikle burçları sormadan ülkemizi neler bekliyor onu sormak istiyorum. Tabii şimdi 2023 ilk başta yılın en azından Mart ayına kadar olan sürecini biraz daha sakin bir şekilde geçecek. Bireysel anlamda tabii ki bir takım etkiler söz konusu olacak ama Mart ayından sonra Satürn'ün Mart ayı açıkçası astrolojik olarak oldukça hareketli bir ay olacak. Hem Satürn yani sorumluluklar dediğimiz gezegenimiz, bizim sorumlulukları anlatan, sınavları anlatan gezegenimiz Satürn burç değiştirecek. Aynı zamanda Plüto da burç değiştirecek ve Kova burcuna geçecek. Şimdi bu iki gezegenin tabii Mart ayında hızlı bir hareketle burç değiştiriyor olmaları özellikle global bazda ve ülkemiz adına da bir takım değişimleri getirecektir tabii ki. Yani açıkçası Mart ayından sonra, bahar ayından sonra biraz daha hareketli zamanlar bizleri bekliyor olacak. Peki burçları neler bekliyor olacak? Burçlar açısından da tabii bu sene yine oldukça hareketli bir yıl bizleri bekliyor olacak. Açıkçası 2023 yılının en şanslı iki tane burcu var. Yılın ilk 6 ayı Koç burçları ve Ateş grubu burçları oldukça şanslı olurken, bu arada Ateş grubu burçları, Koç burçları, Aslan ve Yay burçlarını dahil edebiliriz. Bunların içinde en şanslı olanlar Koç olacak. Çünkü Jüpiter Mayıs ayına kadar Koç burcunda kalacak. Sonrasında Jüpiter'in Boğa burcuna girmesiyle beraber yılın ikinci yarısında da Boğa burçları ve Toprak grubu burçları tabii ki şansı yakalayacak olan burçlar arasında olacak. Ama özellikle bu yıl ilişkiler ve evlilikler tabii ki bütün burçlar için sürpriz bir şekilde çalışacaktır. Koçlar, teraziler, yengeçler, oğlaklar, ikizler, aslanlar ve yaylardan açıkçası evlilik vesaire gibi konuları fazlasıyla bekliyorum. Peki aynı zamanda Aralık yani yıl genelinde konuştuk ama Aralık ayını sonlandırdık. Önümüzdeki hafta Ocak ayına giriş yapmış oluyoruz. Kısa kısa burçlar özelinde yorumlarınızı da alabilir miyiz? Tabii istersen sen şöyle 2023 genelinde ufak şöyle bir burçlar bazında da gidebilirim. Şimdi tamam. Jüpiter Koç burçları için yükselenlere göre tabii ki her zaman gibi dinlerlerse seyircilerimiz çok daha sağlıklı olacaktır. Yükselen Koçlar için tabii ki bu sene yılın ilk 6 ayı oldukça şanslı olacakları bir dönem onları bekliyor olacak. Bu tabii ki her türlü girişimlerden başarıyı elde etmek şeklinde çalışacaktır. Hem ikili ilişkiler olsun hem finansal açıdan olsun açıkçası oturdukları yerden şans ve kısmet onları bekliyor olacak, onları yakalıyor olacak. Yılın ikinci yarısından sonra, Mayıs ayından sonra da Jüpiter'in Boğa burcuna girmesiyle birlikte özellikle finansal açıdan çok güzel etkiler altında olacaklar. Yaptıkları bütün girişimlerle finansal açıdan kendilerine gelirler sağlayabilecekleri bir dönem yaşayacaklar. Sadece Satürn'ün tabii Mart ayından sonra 12. evlerine geçiyor olması biraz iş ve sağlık açısından bir takım dikkat etmeleri gereken konular olduğunu düşündürüyor. Bunun yanı sıra işte partnerlerin sağlığı ve iş hayatı ile ilgili konulara biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Boğalara geldiğimiz zaman Jüpiter tabii yılın ilk Mayıs ayına kadar olan süreçte boğaların, yükselen boğaların 12. evinde olacak. Bu da tabii yükselen boğalar için var olan sağlık sorunları varsa bunların iyiye gitmesi şeklinde çalışacaktır. Bunun yanı sıra tabii ilahi plandan oldukça destek alacakları aslında bir zaman dilimi olacak. İşte haksızlıklara uğradıkları herhangi bir konu varsa ilahi adalet onlar için tecelli edecektir. Mayıs ayından sonra da Jüpiter tabii ki Boğa burcuna girmesiyle beraber onlar için aslında çok şanslı dediğimiz bir dönem başlayacak. Bu tabii ki ilişkiler, evlilikler, finansal açıdan olabilecek her türlü güzel ve olumlu gelişmeler şeklinde alabiliriz. Mart ayıyla birlikte Satürn'ün burç değiştirmesiyle beraber biraz da bir sosyal çevreleriyle ilgili bir takım konular ve durumlar yaşayabilirler. Arkadaş ortamlarını değiştirebilirler. Yeni arkadaş grupları içerisinde dahil olabilirler. Biraz aslında işte yakın çevresindeki arkadaş gruplarındaki insanlarla olan iletişimlerine dikkat etmeleri faydalı olur onlar için de. Yükselen ikizler için beklediğim konular tabii ki Jüpiter 11. evlerinde olacak Mart ayı boyunca. Pardon Mayıs ayı boyunca. Bu da onlar için çevre değişimi şeklinde çalışacaktır. Özellikle çok
Özellikle sosyal çevreleri fazlasıyla değişecek. Gruplara hitap edebilirler, grupların içerisine karışabilirler. Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde dahil olabilirler. Yaptıkları her türlü işle aslında adlarını ve isimlerini duyuracakları bir dönem olacak ikizler için. Güzel bir dönem. Mart ayından sonra da Satürn'ün burç değiştirmesiyle beraber kariyer planlarında ve hayat toplumsal statülerinde bir takım değişimler bekliyorum aslında ikizler için. İşte ikizler ve yay burçları için özellikle evlilik gibi konular çok fazlasıyla gündem içerisinde gelecektir. Bu statü değişimleri evlilikler veyahut da boşanmalar yoluyla söz konusu olabilir. Bölüyorum ama aslında Satürn'ün kovaya geçeceğini söylediniz. Satürn yanlış bilmiyorsam insanlar için sınandığımız yerleri biraz daha temsil ediyordu. Zorlayıcı evet, bir tarafı doğru. Vardı. Şimdi bu genel anlamda nasıl bir etki yaratacak? Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle Satürn Kova burcunda zaten şu anda Mart ayında 2023'ün Mart ayında Balık burcuna geçecek. Şimdi Satürn'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber tabii insanlık olarak aslında Balık burcu kolektifi anlattığı için biraz da bir çok da özellikle sulardan gelecek konulara, çünkü Balık burcu su grubu bir burç olduğu için sulardan gelecek konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz su kıtlığı vesaire gibi, tabii düğümlerin de sonrasında Koç terazi aksına girmesiyle beraber havaların çok ısınması, kuraklık vesaire gibi konuları aslında fazlasıyla bekliyoruz. Yine tabii balık aynı zamanda hastaneler ve hapishaneler gibi konuları anlattığı için salgın hastalıklar vesaireler söz konusu olabilir. Bu da sulardan gelebilecek salgın hastalıkları çalıştırabilir. Hastaneler ve hapishanelerle de ilgili ufak tefek tabii bir takım beklentilerimiz var. Belki bir af çıkması söz konusu olabilir ya da buralarda çıkabilecek isyanlar vesaireler gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir Satürn balıktayken. Tamam, teşekkür ediyoruz. Çok da hoş bir haber veremedim ama. Araya girdim ama bunu merak Yok, ediyordum. Yok, çok iyi yaptınız. Yengeç burcuna geldiğimiz zaman Jüpiter tabii aslında yılın yine en şanslı burçlarından bir tanesi yengeç burçları olacak. Çünkü Satürn'ün, işte biraz önce de bahsettiğimiz Satürn'ün desteğini özellikle çok fazlasıyla alacaklar. Gene Jüpiter'den de keza destekli olacaklar. Yengeçler için de işte kariyerde mesela yılın ilk 6 ayı kariyer planlarında mesela çok yükselecekleri bir dönem yaşayabilirler. Özellikle iş değişikliği söz konusu olabilir, kendi işlerini kurmak gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir, zam almak, terfi almak, işte yaptıkları işlerle adlarını duyurmak gibi durumlar söz konusu olacaktır onlar için. Satürn'de 9. evlerinden destekli olduğu için her türlü yurt dışı bağlantılı işlerde, hukuksal konularda veyahut da resmi makamlarla yapacakları her türlü işlerde desteği sağlayacaklar. Aslında belki işte taşınmalar, yer değişimleri, özellikle yurt dışına taşınmayı planlayan yengeç burçları varsa mesela 2023 onlar için oldukça güzel etkileri de beraberinde getirecek. Aslanlara gelelim. Aslanlar da yine çok güzel etkiler altında olacaklar. Jüpiter yine onları 9. evlerinden destekleyecek. Açıkçası aslanlar için tabii biraz ekrana çıkma, ondan sonra ünlü olma, kendilerini parlatmak gibi konuları çok fazlasıyla bekliyorum. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan, yükselen aslanlar varsa yaptıkları işlerle ilgili olabilir özellikle. Bu dönem boyunca yani Mayıs ayına kadar olan süreçte mesela sosyal medyada çok güzel kendi isimlerini duyurabilirler. Yine yurt dışı bağlantılı işler yapabilirler. Sonrasında da zaten Mayıs ayından sonra kariyer alanlarında oldukça destekli olacaklar. Bu da işte kendi işlerini kurmak olabilir, işte yine isimlerini duyurmak olabilir. Kariyer planlarında yapacakları her türlü değişimler için oldukça destekleniyor olacaklar. Satürn tabii biraz 8. evlerinde olduğu için bu da onları biraz ortak kazanımlar konusunda sıkıntıya sokabilir. İşte bu eşin gelirleri varsa, partnerlerin gelirlerinden yana mesela bir takım düşüşler yaşayabilirler. Sadece finansal açıdan başkalarının kaynakları değil, hani ortak kazanımlar değil ama kendi finansal kaynaklarına daha güvenmeleri gereken bir dönem olacak aslanlar için de. Başak burçlarına geldiğimiz zaman özellikle 2023 ve 2024 yılları için yükselen başaklar için de bir evlilik planını çok fazlasıyla çalışacaktır. Başak burçları için yılın ilk 6 ayı ortak gelirler açısından oldukça şanslı oldukları bir dönem olacak. Bu mesela bekledikleri bir miras haberi varsa onlarla ilgili gelişmeler olabilir ya da alacaklı oldukları bir borç olabilir, unuttukları bir para olabilir. Ondan sonra finansal açıdan aslında şanslı oldukları dönemdeler. Ortaklı işlerden yana şanslar ve gelirler elde edebilirler. Yılın ikinci yarısından sonra da hukuksal konular, yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, seyahatler vesaireler çok fazlasıyla gündeme gelebilir Başaklar için.
Sonrasında da Satürn geçişiyle beraber önümüzdeki 2,5 yıllık süreç boyunca aslında Başaklar için tabii biraz ilişki sorumluluğu almak şeklinde çalışacaktır. Çünkü Satürn'ün bizden istediği şey aslında gönüllü olarak bir her neyse haritamızda nerelerde çalışıyorsa o konuyla ilgili gönüllü sorumluluk almamızdır. Yedinci evlerinden geçeceği için onlar için de ilişki sorumluluğu şeklinde çalışacaktır diye düşünüyorum. Terazilere geldiğimiz zaman yükselen terazilerde ikili ilişkiler ve ortaklı işler açısından oldukça şanslı ve kısmetli oldukları bir dönemde olacaklar. Terazi burcu zaten astrolojide ilişkileri anlattığı için özellikle Jüpiter'in Koç burcuna geçişiyle beraber tamamen ilişkiler açısından çok şanslı oldukları bir dönem olacak. Bu dönemde her türlü ortaklı işlerden yana gelirleri elde edebilirler ve evlilik gibi konular özellikle Mayıs ayına kadar onlar için çalışabilir. Sonrasında da Mayıs ayından sonra da finansal açıdan oldukça güzel bir dönem yaşayacaklar. Sadece Mart'tan sonra terazilerin, yükselen terazilerin özellikle sağlıkla ilgili konulara çok dikkat etmesini öneriyorum. Buradaki sağlıkla ilgili konular bulaşıcı hastalıklar olabilir, gribal enfeksiyonlar söz konusu olabilir, vücuttaki sıvılar, ödem veyahut da ayaklarda oluşabilecek sorunlar, sıkıntılar, problemler. Özellikle bunlara dikkat etsinler. Mart'tan sonra sağlık kontrollerini ihmal etmeden yaptırmaları çok faydalı olacaktır. Uyarmış olalım sizin aracılığınızı. Evet. Akreplere geldiğimiz zaman da yükselen akrepler aslında yükselen akreplerle iş hayatı açısından çok şanslı oldukları bir dönem içerisinde olacaklar. Bu dönem işleriyle ilgili günlük rutinleri çok fazlasıyla artabilir. Bu da hani iş hayatlarında mesela işte çok fazla sorumluluk aldıkları bir dönem içerisine girebilirler. Buna bağlı olarak hem gelirleri artabilir, hem günlük rutinleri değişebilir. Var olan sağlık sorunları varsa da yükselen akrepler için bu da iyiye doğru gidecektir, bir gidiş sağlayacaktır. Sonrasında zaten akrepler için yılın ikinci yarısından sonra onlar için de ikili ilişkiler, ortaklı işlerden yana şanslı olacaklar ve evlilik tabii ki bekliyorum. Satürn'ün de 5. evlerinde çalışmasından kaynaklı çocuk sahibi olabilir yükselen akrepler. Bunun yanı sıra kendi hobilerini mesleğe çevirmek adına bir takım eylemlerde bulunabilirler. Zaten Jüpiter de 6. evlerinden geçeceği için yaptıkları, yani ellerine attıkları her iş açıkçası yükselen akrepler için sonrasında fayda getirecektir diye düşünebiliriz. Yaylara geldiğimiz zaman yaylar da yılın ilk 6 ayı oldukça şanslılar. Özellikle Jüpiter 5. evlerinden geçecek. Bu da tabii ilişkiler açısından çok şanslı oldukları bir dönem demektir yükselen yaylar için. Yine 5. ev tabii ki işte sahneye çıkmak, kendini parlatmak vesaire gibi konular olduğu için özellikle yayların da kendilerini çok parlatacakları bir dönem olacak Mayıs ayına kadar. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyen yay burçlarını yine gökyüzü oldukça destekliyor olacak. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama Mayıs ayına kadar işte biraz borsadır, kripto paralardır işte vesairedir. Bu tarz konulardan da gelirleri gelirler elde edebilirler aslında. Bu konularda biraz şanslılar. Yükselen yay olarak hemen not alıyorum. Sonrasında 6. yani yılın Mayıs ayından sonra ikinci yarısından sonra da iş hayatı açısından oldukça şanslı olacakları bir dönem içerisine girecekler. Yine iş sorumlulukları tabii ki onlar için artabilir. Zaman almak, terfi almak, iş değişikliği yapmak vesaire gibi konular yaşanacaktır. Yaylar için de yine evlilik beklentileri var. Çünkü Satürn 4. evlerinden geçecek. 4. evden geçen bir Satürn özellikle işte bekar olan yükselen yaylar için bir işte evlenip kendi evini sorumluluğunu almak şeklinde çalışabilir. Baba evinden ayrılmak şeklinde çalışabilir. Onlara da tabii biraz dikkat etmesi gereken bunu iş ve kariyer hayatları ile ilgili açıkçası hani o dengeyi oturtmak olacaktır. Bir de ebeveynlerin sağlık sorunlarına biraz dikkat ederlerse çok daha sağlıklı olacaktır. Oğlaklara geldiğimiz zaman da oğlaklar için işte ev almak, gayrimenkul alım satımı yapmak, daha geniş bir eve çıkmak, ondan sonra miras vesaire gibi bir takım konuları bekliyorum. Aile fertleri mesela aile üyeleri geliştirebilir, aileye yeni bir üye katılabilir. Bu belki bir evlilik yoluyla olabilir veya da çocuk sahibi olmak vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. Sonrasında da zaten Mayıs ayından sonra Jüpiter 5. evlerinde olacak. Bu da tabii ki yine yükselen oğlaklar için işte çocuk sahibi olmak, ilişkilerde çok iyi gidiş, ondan sonra aşk hayatının çok hareketlenmesi şeklinde çalışır.
Sadece Satürn tabii Mart ayından sonra üçüncü evrende olacağı için bu biraz kardeşler ve yakın çevreyle ilgili yaşanacak sorunları, sıkıntıları çalıştırabilir. Biraz kendilerini desteksiz gibi hissedebilirler, yalnız gibi hissedebilirler. Biraz yakın çevreden izole olmak şeklinde onlar için çalışabilir. Bunun yanı sıra taşınma, şehir değiştirme vesaire gibi konularda yaşanabilir yükselen olanaklar için. Kovaya geldiğimiz zaman kovalar tabii kovalar için taşınmalar yine yer değişimleri ve çokça seyahat aslında bekliyorum. Onlar biraz işte oğlakların aksine yakın çevresi ve kardeşleri tarafından çok daha desteklenen grupta olacaklar. Mayıs ayından sonra da işte taşınmadır, gayrimenkul alım satımları vesaire gibi konular onlar için çalışabilir. Sadece biraz kovaların saçının geçişiyle beraber finansal konularına çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle zaten kovalar tabii 2,5 seneden beri yaklaşık saçın kovada olduğu için biraz fazlasıyla zaten özellikle baskı vardı, sorumluluk vardı, kendilerini çok kısıtlanmış hissediyorlar. Zaten sınavlardan geçiyorlar. Atlayacakları bir dönem geliyor o zaman. Evet, saçın Mart ayında kova burcundan çıkacak ama işte balık burcuna geçtiği zaman biraz finansal olarak dikkat etmeleri gereken konu ve durumlar söz konusu olacak onlar için. Açıkçası kovalara ben şöyle bir şey öneriyorum. Finansal açıdan mesela bir gayrimenkul alımı yapmak ki hani oradaki işte para yönetimini tamamen sağlayabilmek için işte kendilerine mesela gayrimenkul almaları vesaire gibi konuları çalıştırabilirler gibi. Balıklara geldiğimiz zaman balıklar yılın ikinci yarısına kadar finansal açıdan çok şanslı olacaklar. Fakat Mart ayından sonra da işte Satürn Oğlan'ın burcuna girecek. Ve balıklar için aslında 2,5 yıllık işte çok bambaşka bir dönem başlayacak balıklar için de. Şimdi balıkların tabii ki aslında sorumluluk alması gereken bir dönem başlayacak. Özellikle 2,5 yıl boyunca ki bu Mart ayı itibariyle tabii ki bunları çok daha yoğun bir şekilde hissedecekler. Buradaki sorumluluklar işte bir iş sorumluluğu olabilir, kariyer planlamaları ile ilgili olabilir, kendilerini ortaya koymakla ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili, aile faktörü, ebeveynlerin sorumluluklarını almak vesaire gibi konular gündeme gelecektir açıkçası yükselen balıklar için. O yüzden biraz gönüllü olarak ellerine taşın altına koyup sorumluluk almaya biraz daha hevesli olurlar, süreci daha rahat atlatırlar diye düşünüyorum. Ama onlar için de tabii ilişki ve evlilik konuları yine gündem içerisinde olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Aslında süremizin sonuna yaklaştık ama bitirmeden bir de şunu sormak istiyorum. Bildiğimiz gibi seçim satım haline girdik aslında. Peki Türkiye açısından astrolojik olarak kısa yorumunuz nedir seçim süreciyle ilgili? Ya seçim süreciyle ilgili tabii açıkçası bu konular çok biraz fazla çekilebildiği konular ama tabii Mayıs ayından sonra Mart ve Nisan ayından sonra özellikle Nisan ayında bir tutulmamız var Koç terazi. Koç burcunda bir tutulma olacak. Bu tutulmayla beraber tabii aslında biraz dengelerin değişeceğini düşünüyorum ben. Sonrasında da tutulmanın tabii Mayıs ayında tetikleniyor olması aslında seçimin ertelenebilir, yani benim kendi görüşümden seçim biraz ertelenebilir gibi takım durumlar çalışabilir diye düşünüyorum ama tabii bu tamamen benim kendi kişisel görüşüm ve yorumum. Açıkçası çok daha tabii detaylı bir şekilde incelemedim ama önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde inceleyip size bilgi verebilirim. Tabii bir sonraki yayınımıza da davet etmiş olalım o zaman buradan. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aycan Balan konuğumuzdu. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel videolarımızı ve değerli konuklarla sohbetlerimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.